Roblox Ürkütücü Hikayeler Part 1. Roblox'a 2017 yılının Mart ayında Proponace isimli bir oyuncu katılmış. Arkadaşını dediğine göre, bu kişi 14 yaşında ve ismi belki herkes gibi Roblox'ta kısa sürede bir sürü arkadaş edinmiş. Başta her şey normal olsa da 2018 yılının Eylül ayında bir şeyler değişmiş. Berk farklı davranmaya ve garip sorular sormaya başlamış. Hiç evcil bir hayvan yedin mi? Bodrumda yaşamak nasıl bir his biliyor musun? Gibi sorular. En yakın arkadaşı olan Mert yaptığının komik olmadığını ve onu rahatsız ettiğini söyleyip oyundan çıkmış. Berk o çıkmadan önce ona iyi ben de kendime yeni arkadaş bulurum demiş. Bu olaydan birkaç hafta sonra Mert'in ailesi Bodrum katında eski halılardan yapılma bir yatak, kirli su şişesi ve kırık bir tabak bulmuşlar. Ürkütücü Roblox Hikayeleri Part 2. Roblox'ta geçen yıllarda Usain Brox adlı biri ortaya çıktı. Brokhaven'i hacklemeye çalıştığı iddia ediliyordu. Ama bu olaylardan önce daha korkunç şeyler yaptı. Roblox'ta 2019 yılında Suga adlı bir oyuncu normal bir şekilde Brokhaven oynuyordu. Ama ne yazık ki Usain Brox ile karşılaştı ve onunla arkadaş oldu. Kısa süre sonra Usain Brox onu korkutarak ona korkunç şeyler yaptırmış. Ona çöp kutusunda yaşamaya başlamasını ve sadece fare yiyebileceğini söylemiş. Bir hafta sonra ailesi polisi aramış. Uzun süre devam eden araştırmadan sonra onu bulmuşlar ama bir çocuğa değil 40 ila 50 yaşlarında bir adama benziyormuş. Ailesi onun Suga olduğuna inanmamış ve onu aramaya devam etmişler. Suga'ya ne olduğu hala bilinmiyor. Roblox hesabı hala duruyor, isterseniz bakabilirsiniz. Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 3. 2020 yılının başlarında Melissa adlı bir oyuncu her zamanki gibi Roblox'ta Brokhaven oynuyordu. Oyunu normal bir şekilde oynuyorken bir anda büyük bir araç ona çarpar. Melissa doğal olarak bu durumu pek umursamaz ve oyunu oynamaya devam eder. Bu olaydan birkaç saat sonra annesi Melissa'yı markete yollar. Melissa tam evden çıktığı anda ona bir araç çarpar. İşin garip tarafı bu araç, ona Brokhaven'de çarpan araçla aynı olması. Bazıları bunun sadece bir tesadüf olduğunu, bazıları ise önceden planlanmış bir şey olduğunu iddia ediyor. Peki ya siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 4. 2020 yıllarının başlarında Slack9 isimli bir oyuncu ve arkadaşları beraber garip bir Roblox oyununa girdiler. Oyunun amacı siyah sokak köpeklerine tekme atarak para kazanmaktı. Slack'ın arkadaşları bu oyunun rahatsız edici olduğu söyleyip oyundan çıktılar. Ama Slack nedense oyunu çok beğendi ve oynamaya devam etti. Slack oyunu aralıksız 5 saat oynadıktan sonra tam gece saat 2'de Bodrum katından bir konuşma sesi geldiğini duydu. Slack Bodrum'un kapısını açtığında gözlerine inanamadı. Çünkü tam oyundaki köpeğe benzer bir köpek hiç kıpırdamadan ona bakıp bir şeyler söylüyordu. Slack hemen telefonunu alıp köpeğin videosunu çekti ve arkadaşlarıyla paylaştı. Slack'ın arkadaşları da hemen videoyu internette paylaştı. İşte Slack'ın çekmiş olduğu video. Lütfen korkanlar izlemesin. Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 5. Babadında bir çocuk her zamanki gibi Roblox oynuyordu. Ama sonra birden oyunda garip karaktere sahip bir oyuncu onu takip etmeye başladı. Bob başta bu durumu pek umursamadı ama kısa süre sonra bu oyuncunun onu her oyunda takip ettiğini fark etti. Girdiği bütün oyunlarda takip edildiğini gören Bob kendini rahatsız hissedip oyundan çıktı ve uyumaya gitti. Ertesi gün Bob'la giderken yolda mavi yüzlü birinin duvarın arkasından gizlice onu izlediğini fark etti. Bob korkup geri döndü ve olayları ailesine anlattı. Ailesi bunun okula gitmemek için bahane olduğunu düşündü ve ona inanmadılar. Ertesi gün Bob'un ailesi evin önünde çok kötü kokulu bir not ve garip bir kaset buldular. Notta, "Seni bir yıldır her yerde takip ediyorum. Arkadaşız sanmıştım. Beni birilerine söylememeliydin. Pişman olacaksın." yazıyordu. Kasetteki görüntüler ise iç karartıcıydı. Lütfen korkan arkadaşlar varsa izlemesin. En garip oyuncusu Proslash. Proslash veya gerçek ismiyle Yusuf Roblox oynamaya 2017 yılında başladı ve neredeyse günde 20 saat Roblox oynuyordu. Bu kadar çok oyun oynamasına rağmen Yusuf'un Roblox'ta sadece bir arkadaşı vardı. Arkadaşı Phantom isimli birisiydi ve Yusuf'a gerçekten çok değer veriyordu.
Ama Yusuf hep garip ve iğrenç şeyler söylediği için Yusuf ne zaman oyuna girse Puantum'un diğer bütün arkadaşları oyundan çıkıyordu. Yusuf özellikle güvercinler hakkında bir sürü iğrenç şey söylüyordu, örnek olarak keresinde arkadaşına. Bahçemde olan güvercinleri yakalayıp onları aylarca aç bırakarak acı çekmelerini izlemeyi çok seviyorum demiş. Birkaç ay sonra Yusuf birden ortadan kaybolmuş. Ve tek arkadaşı olan Puantum onun için endişelenip onu aramaya başlamış. Puantum nasıl yaptı bilinmiyor ama gerçekten de Yusuf'un yaşadığı yeri kısa sürede buldu. Yusuf'un odasına girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Lütfen korkanlar burayı izlemesin. Bob'un evinde yüzlerce farklı ürkütücü güvercin resimleri ve oyuncakları vardı. O günden sonra ikisi de bir daha bulunamadı. Ürkütücü Roblox Hikayesi Part 6. 2016 yılında Melvin adlı çok sevilen bir YouTuber garip bir şekilde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Roblox Melvin için oyuna Melvin'in Şapkası isimli bir şapka ekledi. Şapkayı almak için Melvin adlı garip bir oyuna girmeniz lazımdı. Kısa süre sonra Roblox nedensizce şapkayı oyundan sildi. Ama oyunu hala oynanabiliyordu. Oyuna girdiğinizde oyunda sadece karanlık bir koridor vardı. Koridorda biraz ilerledikten sonra önünüze Melvin'in şapkası çıkıyordu. Şapkaya dokunduğunuz anda Roblox'tan banlanıyordunuz. Hatta bazıları banlandıktan sonra camlarından belli aralıklarla tıklama sesleri geldiğini söylüyordu. Neyse ki biri bu olayı videoya kaydetti ve internette paylaştı. Şimdi o videoyu göstereceğim, lütfen korkanlar izlemesin biri.